Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir projemiz var. Evet Yağmurcuğum, bugünkü projemiz? Bugünkü projemiz keçeden çiçek yapacağız. Ve yaptığımız çiçeği tokaya yapıştıracağız. Yani sabitleyeceğiz. Teyzem bugün bana bunu öğretecek. Yani toka yapacağız çiçeği. Evet, Yağmur da çok meraklı olduğu için ona daha önce kapı süsü yapmıştım. Çok beğenmişti. Bana keçi çiçekleri nasıl çalıştığımı sormuştu. Bugün onunla çok güzel bir keçe çiçek çalışması yapacağız. Ben keçelerimizi hazırladım. Böyle uzun bir parçamız var. Daha önce bu çiçekleri nasıl yaptığımı kanalımda gösterdim ama kısaca tekrardan anlatayım. Böyle 10 santimlik bir keçemiz var. 3 santim kadar da bu eni var. Ama diğer küçük parçalarımızın şeyi daha kısadır en olaraktan. Çünkü iki katlı bir çiçek olacak. Biri biraz daha büyük olacak. Diğer açık renkli çiçeğimiz daha küçük olacak. Onu şu şekilde katladıktan sonra bu şekilde bu aralardan kesiyorum. Kestiğim yerleri daha sonra böyle yaprak şekli veriyorum. Onu da böyle makasımla yapıyorum. Şu kestiğimiz yerleri hem bugün Yağmur'a da öğretiyorum çiçek nasıl yapılır. Yağmur da benim gibi çok meraklı. Yaptığımız saç tokasını da kendisi kullanacak daha sonra. Bu şekilde kestikten sonra ben daha önce de söylemiştim. Ben yaptığım çiçekleri çakmakla yakıyorum. O daha doğallık veriyor yaptığım işe. Daha güzel görünüyor. Bu şekilde kestikten sonra Yağmurcuğum bunu verir misin? Burada göstereyim. Şu şekilde çakmakla yakıyorum. Şimdi dış ortamda olduğumuz için çakmak biraz zor yanıyor. Çakmakla yaktıktan sonra şöyle elimle kıvırıyorum sadece. Bu kısımları kıvırdıktan sonra ben de yapıyorum. Hem Yağmur'a da gösteriyorum. Şimdi Yağmur'unkini çalışalım birlikte. Şimdi şu düz olan kısımda terleme yapacağız. Ben Yağmur başlayayım istersen devamını sen yap. Şuradan iğnemizi batırdık. Böyle bir alttan bir üstten ilerleyeceğiz. Şimdi Yağmur devam etsin. Bunu Yağmur yapsın. Ortasına da daha sonra böyle bir tane incimiz var. İnci de dikeceğiz. Yağmur onu dikerken çakmakla nasıl yakıldığını... Öyle değil mi? Evet. Bir alttan bir üstten iğneni geçir. Buraya en başa kadar geliyorsun. Bu şekilde çakmağımla yakıyorum. Ben de bu arada bunu göstereyim Yağmurcuğum. Şu anda dış ortamda olduğumuz için çakmak biraz sorunlu ama bu şekilde evet gösterebildim. Yakıp hemen bu şekilde elimize kıvırdığımızda yaprağımız daha doğal bir şekil alıyor. Sen de çok beğendin değil mi Yağmur? Evet. Doğru mu yapıyorum? Evet, aferin sana. Biraz şu uçtan devam et. Çok yukarı iç kısma çıkma. Peki. Şöyle değil mi? Evet. Biraz daha elini buraya getirirsen kamera da görür senin elini. Tamam. Biraz aferin sana. Ben şimdi o kısmı en son kısmı toparlayayım. Yağmur'a teşekkür ederim. O kısmı çok güzel dikti. Buradan şimdi onu birleştireceğiz. Evet, tabii. Bak birleştirip bu şekilde ipimizi çektiğimizde çiçek oldu. Şeklini alıyor. Evet çok güzel oldu gerçekten. Şimdi ben oraya düğüm atayım. Sonra lastiğine bunları birleştireceğiz. Ortaya da bir inci dikeceğiz. Daha süslü görünecek. Evet. Yağmur da süslü şeyleri seviyor çünkü. İncimiz değil mi?
Burada. Şurada küçük çok tatlı bir inci var. Bakın ipinizi çektiğinizde zaten çiçek şeklini alıyor. Şimdi oraya orta kısma ben bir tane de inci dikeyim. Bunun düzü tersi nasıl? Böyle düz. O düzü tersi yok. Fark etmiyor. Evet. Güzel ortaya oluyor. Da bir tane inci diktik. Evet. Bunu da bağlayayım. Sabitleyeyim ben Yağmurcuğum. Tabii. Şimdi Yağmur daha ipe düğüm atması bilmiyor. Daha sonra teyzesinden onları da öğrenecek değil mi? Evet. Evet. Bu küçük çiçeğimiz. Şimdi bunu bununla birleştireceğiz. Bak çok iki katlı güzel bir çiçeğin olmuş olacak. Evet. Herhalde bunu da şunun deliğinden geçeceğim. Evet. Mi? Tam ortasına hı-hı belirleyip bu şekilde yapacağız. Arkadan da bu şekilde sabitleyeceğiz. Bir düğüm atacağız. İpimiz açılmayacak. Kopacak mı? Daha sonra makasımızla keseceğiz. Evet. Makaslar burada. İpimizi kesmeden lastik tokamıza da dikelim. Hı hı. O şekilde de güzel olur. Ama tokamız bu şekilde. İki katlı pembe ve ortasında birincisi var. Şimdi lastik tokamız da vardı. Onu evet buraya da diktikten sonra yeni tokamız hazır olmuş olacak. Pembeli pembeli. Ben gerçekten çok sevdim. Teşekkür ederim. Beğendin mi? Bir şey değil. Çok beğendim. Ellerine sağlık. Güle güle kullan canım. Evet, Yağmur'un lastik tokası hazır. Evet, çok güzel oldu. Beğendin mi Yağmurcuğum? Çok beğendim, çok teşekkür ederim. Gerçekten. Güle güle kullan, iyi günlerde kullan. Akşam da onu resmi çekeriz, Instagram'a tabii da koyarız tekrardan. Tabii, İzlemek tabii isteyenler, görmek isteyenler tokanı orada aslında da görür. Aslında bilezik de olabilir. Evet, gibi bileklik olarak da takabilirsin. Hı-hı. Renkli renkli farklı renklerde de yapabilirsin. Tabii. İyi günlerde, güle güle kullan. Bugünkü çalışmamız Yağmur'la birlikteydi. Bizi izleyen, beğeni gönderen herkese şimdiden teşekkür edelim Yağmur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim gerçekten. Ben de gerçekten çok sevdim. Tavsiye ederim. Bu kadar diyeceklerim. Tamam. Çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.